Merhaba dostlar, bugün sizlere Havanes ırkı hakkında bilgileri derledik. İyi seyirler. Havanesler diğer köpek ırklarına göre daha uysal ve sakindir. Akıllı, oyun oynamayı seven, yavruyken sosyalleştirme eğitimi verildiğinde çocuklarla, yabancılarla ve evin diğer hayvanlarıyla oldukça iyi geçinebilen bu köpek cinsi, doğru şekilde eğitildiğinde ve yavruyken eğitildiğinde bekçi köpeği olarak da kullanılabiliyor. Henüz küçüklüğünde gereksiz yere havlanmaması konusunda eğitim verildiğinde gördüğü yabancı kişilere karşı daha sakin davranan bir köpek haline gelebilmektedir. Küçük boylu köpekler arasında yer alması onun her yerde kolaylıkla yaşamasını etkilemektedir. Ev sakinleri ve çocuklarla iyi geçinebilen, yabancılara karşı sert tutumlar göstermeyen Havanes köpeği, apartman dairesinde köpek beslemek isteyenler için biçilmiş bir kaftan ve önerebileceğimiz en iyi cinslerden bir tanesidir. Hipoalerjik olan bu köpek cinslerinin bakımlarının kolay olmasının yanında dikkat ettirmeye gerektirdiğini söylemek gerekir. Bilenleriniz illaki vardır ama ben bilmeyenler için anlatıyorum. Peki nedir bu hipoalerjenik ırk? Eğer bir köpek ırkı hipoalerjenik olarak geçiyorsa bu demektir ki o köpek ırkı alerjinizi en az tetikleyici bir ırk olacaktır. Bu ırkların genel özellikleri tüylerinin tek katmanlı oluşlarıdır. Haftada en az 2 defa tüy bakımlarının yapılması tüy sağlıkları açısından çok daha iyidir. Çok fazla tüy dökmedikleri için diğer köpek türlerine göre bakımları daha kolaydır. Köpek sahiplerinin petleri hakkında en çok düştükleri yanılgılardan biri onlara kendi yedikleri yemeklerden kalan artıkları vermeleridir. Arkadaşlar bunu asla yapmayın. Aslında bu durum onlar için hiç mi hiç iyi değildir. Daha önceki videolarımızda da belirttiğimiz gibi köpeklerin metabolizmaları ile insanların metabolizmaları birbirinden tamamen farklıdır ve zıttır. Bu da onlar için özel mama ile beslenmeyi gerektirmektedir. Havanes köpeği sağlığı konusunda kalıtsal bir hastalık hakkında henüz hiçbir bilgi bulunmamaktadır. Ancak köpek uzmanları retinal displazi hastalığına karşı dikkatli davranılmasını öngörmektedir. Peki nedir bu retinal displazi? Retina hücrelerinin farklılaşmasındaki bozukluk ve glia hücrelerinin çoğalmasıyla belirgin yapılış bozukluğu anlamına gelir. Viral enfeksiyonlara bağlı olabileceği gibi kimi köpek ve sığır ırklarında kalıtsaldır. Ortalama yaşam ömürleri 12 ila 15 yıl olan Havanes köpeği için doğru bakım ve sağlık koşulları ihmal edilmediğinde daha uzun bir süre sahipleriyle vakit geçirebilirler. Umarım yararlı bir video olmuştur. Bizi izlediğiniz için hepinize teşekkür ederiz.